bakanlar, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aziz kardeşim İlham Aliyev'e ve çok değerli heyet üyelerine, şahsım ve milletim adına ülkemize, başkentimize hoş geldiniz diyorum. Sözlerimin başında Azerbaycanlı kardeşlerimize sergiledikleri güçlü dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Terör saldırısından sonra Ankara'ya gelerek biz bugün 5. yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısını aslında Bakü'de yapacaktık. Fakat bu olay sebebiyle sağ olsun kardeşim Aliyev biz dedi gelelim ve de olsa biz bunu Ankara'da yapalım dediler ve bugün burada yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısını hem bu olay karşısında birlikte gücümüzü, dayanışmamızı göstermek, ulusal uluslararası bütün bu terör eylemlerine karşı birlikteliğimizi göstermeleri bakımından gerçekten ben bu ziyaretin ve bu yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısının Ankara'mızda olmasını çok çok manidar buluyorum. Ve merhum babalarının da ifade ettiği gibi iki devlet bir millet anlayışının bir tezahürü olarak ifade ediyorum. Azerbaycan'ın milletimizin kara gün dostu olduğunu bizzat gösterdiler. Bundan dolayı kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Ben buradaki mesajın herkes tarafından aslında dikkatle okunmasını arzu ediyorum. Teröre destek vermeyi, teröristle perde olmayı özgürlük diye sunanlar, daha cenazelerimiz defnedilmeden siyasi rant peşinde koşanlar bu kardeşlik mesajından gerekli dersi almalıdırlar. Bu tür hadiseler ve verilen tepkiler meselenin mekan birlikteliği değil, asıl olanın bir ruh ve gönül birlikteliği olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Buradan bir kez daha şu hususun altını çizmek istiyorum. Pazar günü düzenlenen saldırı tüm Türkiye'ye 79 milyonun tamamına yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıyla terör örgütü cani ve alçak yüzünü bir kez daha göstermiştir. Saldırının hedefi milletimiz arasına korku salmak, Türkiye'yi hedefinden, kutlu yürüyüşünden, iddialarından vazgeçirmektir. Ama bu bunu asla başaramayacaklardır. Bu mümkün değildir. Terörü maşa olarak kullananlar, masumların kanları üzerinden hesap görmek isteyenler Türkiye'ye asla diz çöktüremeyecekler. Tam aksine kendileri diz çökeceklerdir. İnşallah millet olarak dost ve kardeş ülkelerin desteğiyle bu sıkıntıları da atlatacak yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz. Başta işgal altında tutulan Yukarı Karabağ olmak üzere her alanda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmayı kararlı bir şekilde sürdürdük, sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, Türkiye Azerbaycan yüksek düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin bugün 5.'sini ifa ettik. Ve bu toplantımızda enerjiyi aramızda görüştük.
ulaşımı aramızda görüştük. Bunun yanında savunma, askeri, tüm bunlara yönelik işbirliğini görüştük. Az önce de takip ettiğiniz gibi 6 ayrı anlaşmayı imzaladık. Bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Hükümeti arasında askeri sivil personelin sosyal ve kültürel amaçlı mübadelesine ilişkin Azerbaycan Cumhuriyeti arasında diplomatik misyon ve konsolosluk görevlilerinin aile üyelerinin kazanç getirici işlerde çalışmalarına ilişkin anlaşmaydı. Üçüncüsü ise Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında adli incelemeler alanında işbirliğine dair anlaşmaydı. Dördüncüsü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Hükümeti arasında sürücü belgelerinin değiştirilmesi ve karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin anlaşmaydı. Beşincisi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Hükümeti arasında teknik işbirliği protokolüydü. Altıncısı da aramızdaki stratejik işbirliği toplantısı ortak bildirisiydi. Bütün bu çalışmalarla birlikte 25 yıl içinde kardeşleri olarak daima takdir ettik, takdir ediyoruz. Burada Azerbaycan'ın bağımsızlığının gerçek mimarı merhum Haydar Aliyev'i tekrar rahmetle yad ediyorum. Onun geride bıraktığı mirasa aziz kardeşim İlham Aliyev büyük bir başarıyla sahip çıktı, sahip çıkıyor. Bugünkü toplantımızın, yaptığımız görüşmelerle aldığımız kararların Azerbaycan'ın bu atılım hamlesine destek olacağına inanıyorum. Az önce değerli kardeşimle ikili görüşmemizi geniş bir şekilde ele aldık, yaptık. Ardından heyetler arası görüşmeyi yine birlikte yaptık ve bakan arkadaşlarımız kendi aralarında geleceğe yönelik neler yapacağız bunları yine görüştüler ve tabii bildiğiniz gibi yıl boyu bakan arkadaşlarımızın kendilerinin görüşmeleri var ve bir yıl şekilde devamı söz konusu. Toplantımızda tabii terörle mücadele meselesinde neler yapabileceğimizi de yine ele alma imkanımız oldu. Küresel ekonomideki ve bölgemizdeki jeopolitik gelişmelerden elbette hepimiz etkileniyoruz. Ve buna karşı ortak tedbirlerimiz neler olabilir? Bunları da görüşme imkanımız oldu. Önümüzdeki günlerde yine Sayın Aliyev ile kritik toplantılar dolayısıyla bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Önümüzde biliyorsunuz bir İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi var ve bu zirvede kendilerini yine İstanbul'da inşallah ağırlayacağız. Bizim aynı şekilde biliyorsunuz Sayın Zapatero ile başlattığımız medeniyetler arası ittifak meselesi var. Bunun için de 25-26 bu tarihlerde inşallah Bakü'de olacağım. Orada bu toplantıda beraber olacağız. Ve bunu yine arkadan takip eden diğer uluslararası toplantılarda örneğin bu ay sonunda Washington'da beraber olacağız. Nükleer zirvede orada görüşlerimizi uluslararası camiayla paylaşacağız. Tabii İslamofobinin yabancı düşmanlığının ve ırkçılığın arttığı bir dönemde inanıyorum ki medeniyetler ittifakının yedincisi küresel bir forum olarak dünyaya farklı bir mesajı Bakü'den verecektir. Cumhurbaşkanı Aliyev'i 2016 yılını
çok kültürlülük yılı olarak ilan etmesi nedeniyle ayrıca tebrik ediyorum. Bunun yanında kardeşim Aliyev'i Mayıs ayında İstanbul, hatta projenin planlanan süreden önce tamamlanması için çalışıyoruz. TANAP'ın bel kemiğini teşkil ettiği Güney Gaz Koridoru konusunda da tüm paydaşlarla yakın koordinasyon halindeyiz. Bu vesileyle 29 Şubat'ta Bakü'de gerçekleştirilen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu toplantısı için Azerbaycan'ı tebrik ediyorum. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi de ulaştırma sahasındaki öncelikli projemizdir. Londra'dan Pekin'e kadar demiryolu ulaşımını mümkün kılacak projenin inşallah Aralık ayında birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Ve böylece bu dev projede açılışıyla birlikte dünyaya önemli bir mesaj olacaktır. Ticari ilişkilerimiz noktasında küresel ekonomik konjonktür ve düşen petrol fiyatları nedeniyle gerçekleştirmek için de inşallah gerekenleri yapacağız. Karşılıklı yatırımlarımız halihazırda 13 milyar dolar düzeyinde seyrediyor ve bunun da artırılması noktasında inşallah 5 yıl içerisinde içerisinde 20 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planlamış bulunuyoruz. Toplantımız sırasında özellikle Nahçıvan'ın artan ihracat potansiyelini değerlendirmek üzere müşterek çalışmaya karar verdik. Gerek Nahçıvan'ın ürünlerini ülkemizde görmek, bunun yanında Nahçıvan'ın turizme açık, biliyorsunuz çok çok önemli mekanları var. Nahçıvan aslında turizmde önemli bir destinasyon ve vatandaşlarımız için Nahçıvan'ı bu noktada kendi portföyleri içerisine alarak gezmelerinde, hele hele tuz mağaralarında, mağaralarını beraber gezdim, gördüm, görerek söylüyorum, duyarak değil, bu bakımdan bir tecrübe sabittir diyorum. Ve görüşmelerimizde askeri savunma sanayi ve güvenlik konularını tekrar ele aldık, bunu söyleyeyim. Savunma sanayi alanında somut bazı adımlar atılmasını kararlaştırdık. Önümüzdeki aylarda yapılacak 3. Türkiye-Azerbaycan Savunma Sanayi İşbirliği toplantısının bu noktada önemli bir fırsat teşkil edeceğine inanıyorum. Tekrar bu düşüncelerle sözlerime son verirken aziz kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'e şahsım, milletim adına gösterdikleri bu Ali Cenaplık, Kadir Şinaslık sebebiyle teşekkürlerimi ifade ediyorum. Sözü kendilerine bırakıyorum. Buyurun. Aziz kardeşim, hürmetli Cumhurbaşkanı, aziz dostlar. Amansız terör akti münasibetiyle Azerbaycan halkı ve devleti adından kardeş Türk halkına başsağlığı vermek istedim. Allah ölenlere rahmet eylesin, yaralanlara Allah şefa versin, kurbanların yakınlarına, kohum, akrabalarına Allah səbir versin. Biz bu dəhşətli terror aktını qətiyyətlə pisləyirik, qınayırıq və bir daha deyirik ki, biz bugün Türk xalqının yanındayıq. Bizim birliyimiz əbədidir, birliyimiz sarsılmazdır. Yaxşı günlərdə də, ağır günlərdə də biz daim bir-birimizin yanındayıq. Və biz Azərbaycanda tam əminik ki,
Türkiye halkına ve devletine karşı törədilmiş terörlük, hemrəylik, dayanışma gösterir. 25 yıl bundan evvel Azerbaycan öz devlet müstəqilliyini bərpa etdi ve bizi ilk tanıyan devlet Türkiye olmuştur. Biz bunu heç vaxt unutmayacağız. Bu aslında başka ülkelere de bir tövsiye idi ve ondan sonra Azerbaycan'ın müstəqil devlet kimi tanınma prosesi sürətlə getməyə başlamışdır. Bu illər ərzində biz bütün sahələrdə uğurlu əməkdaşlıq edirik və bugün Türkiyə və Azərbaycan dünya miqyasında bir-birinə ən yaxın olan ölkələrdir. Bizim əlaqələrimizin təməlində xalqlarımızın birliyi, qardaşlığıdır. Bu əsas məsələdir və bu təməl üzərində biz dostluğumuzun, qardaşlığımızın möhtəşəm binasını inşa edirik. Əziz qardaşım qeyd etdiyi kimi bütün yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində Türkiyə son illər ərzində böyük zirvələrə qalxa bilmişdir. Türkiyənin dünyadakı rolu artır. Mövqeləri möhkəmlənir. Türkiyə dünya birliyi tərəfindən göstərilən inam və rəğbət bizi sevindirir. Təsadüfi deyil ki, keçən ilin noyabr ayında Türkiyə böyük 20-lərə ev sahibliyi etmişdir və bizi fərəhləndirən məsələ ondan ibarətdir ki, Türkiyə bu mötəbər tədbirə Azərbaycanı dəvət etmişdir. Bir ölkəni Türkiye davet edebilirdi, o ülkede Azerbaycan oldu. Bir daha bu kardeşliğe göre şahsen size, aziz kardeşim, bütün Türk halkına öz minnettarlığımı bildirmek istiyorum. Ne kadar Türkiye güçlü olarsa bir o kadar biz güçlü olacağız. Bizim gücümüz birliğimizdedir. Ve bütün beynəlxalq meselelerde biz bir yerdeyiz. Birbirimizin yanındayız. Türkiye her zaman Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin ədalətli, beynəlxalq hüquq normalara uyğun şəkildə həll olunmasının tərəfdarı olmuşdur və bu dəstək bugün də göstərilir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulub, bərpa edilməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş qərar və qətnamələr icra edilməlidir. Biz bu məsələlə bağlı ikili standartlarla üzləşmişik və Türkiyə kimi böyük dövlətin bizə göstərdiyi dəstək bizim üçün çox önəmlidir. Bizi hərbi əməkdaşlıq birləşdirir. Bu yaxınlarda bizim hərbçilərimiz birgə təlimlər keçirmişlər. Bu da gözəl ənənəyə çevrilmişdir. Hərbi texniki sahədə əməkdaşlıq dərinləşir. Biz artıq Türkiyədən müxtəlif hərbi texnika, silahlar alırıq. Ve Türkiye'nin bu sahedeki uğurları elbette ki Azerbaycan'ın da müdafiye potansiyelini güçlendirir. Aziz kardeşim qeyd etdiyi kimi enerji layihələri bizi birleştirir. 2012 ilde Türkiye ve Azerbaycan TANAP layihəsine start verdi. Eğer o vaxt TANAP layihəsinə bir start verməsəydik, bugün Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi də reallaşa bilməzdir. Və bugün bu dəhlizin icrasında Türkiyə və Azərbaycan aparıcı rol oynayır. Biz çalışacağız ki, bu böyük, transmilli, böyük maliyyə vəsaiti tələb edən projeni vaxtı-vaxtında icra edək və 2 ildən sonra bizim birgə icra etdiyimiz layihə qitələri birləşdirir. Bugün bu məsələ geniş şəkildə müzakirə olundu və nəqliyyat sahəsində yeni imkanlar artıq mövcuddur. Bu imkanlar araşdırılır. Biz çox istərdik ki, Azərbaycan üzərindən
Türkiye'den gelen yüklerin sayı artsın ve müxtəlif istiqamətlere yönelsin. Ve buna nail olmak için artık praktik adımlar atılmaqdadır. Medeniyetler arası diyalogun derinleşmesi işinde Türkiye'nin xüsusi rolu vardır. Ve hörmətli prezident qeyd etdiyi kimi gelen ay Bakıda Sivilizasiya Alyansı Global Forumu keçiriləcəkdir ki, bu forumun təşəbbüskarı da hörmətli Prezident Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve Türkiye'nin Azerbaycan'ın dünya medeniyetine verdikleri tövhe dünyada yüksek kıymetlendirilir. Biz beraber birge səylərlə İslamofobiya karşı mübarizə aparırıq. Bugün İslamofobiya bazı ülkelerde devlet siyasetine çevrilibdir. Əfsuslar olsun ki, bir çox media qurumları İslam'a karşı, İslam medeniyetine karşı, bizim adet ənələrimize karşı məqsəd yönlü şekilde kampanya aparırlar. İslam'ı ləkələmək, qaralamaq, İslam'ı terrorla eynləşdirmək cəhdləri gözümüzün önündədir. Bu dözülməzdir. Bu dünyada sivilizasiyalı arası problemlərə gətirib, çıxara bilər və artıq çıxarır. Qaçqınlar böhranını biz bugün görürük və yenə də burada əsas yük Türkiyə üzərinə düşür. Türkiyə təmənnasız olaraq artıq aylarla, milyonlarla köçkün qaçqını öz ölkəsində yerləşdirir, böyük vəsait xərcləyir. Biz də humanitar fəlakətdən əziyyət çekmiş ölkə kimi bilirik ki, nə qədər bu ağır məsələdir. Azərbaycan 90-cı illərin əvvəllərində erməni işğalı nəticəsində yaranmış humanitar fəlakətlə üz-üzə qalmışdır. Və bugün bu köçkünlər nicat tapmaq üçün, öz canlarını qurtarmaq üçün Avropaya üz tutduqda, görün onları orada nələr gözləyir. Onların ləyaqəti alçaldılır, onlar təhqir edilir, qəfəslərə salınır, onlar haqqında olmazın yalanları yayılır. Yani haradadır bu bəs? Ümumbəşəri dəyərlər, demokratiya, insan haqları, mərhəmət. Biz bunu görmürük. Ona görə Türkiyə və Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, öz səsini ucaldır. Biz bu insanların acı taleyinə biganə qala bilmərik. Və bir daha mən Azərbaycan xalqı adından Türkiyə rəhbərliyinə minnətdarımı bildirmək istəyirəm ki, ağır yükü öz üzərinə götürüb, bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirib ki, qaçqın böhranından necə şərəflə çıxmaq olar. Bir sözlə, bizim aramızda olan əlaqələr demək olar ki, bütün sahələri əhatə edir. Bir də qeyd etmək istəyirəm ki, mən hesab edirəm, əminəm ki, həm Türkiyədə, Azərbaycanda bu fikirlə hər kəs razı olar. Bugün dünya çapında Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə bağlı olan ölkələr yoxdur. Bu birlik bizim milli sərvətimizdir. Bu birliyi biz qoruyuruq, qoruyacağıq. Və əminəm ki, gələcək illərdə biz bundan da böyük qələbələr əldə edəcəyik. Mən bir daha mənə və nümayəndə heyətinə göstərilən qonaqpərvərliyə görə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Qardaş Türk xalqına səadət, sülh, əminamanlıq, yeni qələbələr arzulayıram. Sağ olun.